Günaydın çocuklar. Bugün sizinle 3. sınıf çocuk dünyası temasını işleyeceğiz. Hadi hep birlikte dersimizi işleyelim. 1. sorumuz. Parkta hangi oyunları oynuyorsunuz? Evet, saklambaç, istop, ip atlama. Birçok oyun var. 2. sorumuza geçelim. Arkadaşlarınızla oyun oynarken ne hissediyorsunuz? Çok sevinçli oluruz ama bazen yenilince ya da arkadaşlarımızla kavga edince üzüntü içerisinde oluruz. Şimdi sizinle bir metin okuyalım. Empati oyunu. Güneşli bir pazar günüydü. Eren kahvaltı ettikten sonra dişlerini fırçaladı, üzerini giydi, en sevdiği siyah şapkasını taktı ve parka doğru yürümeye başladı. Bu park yeni yapılmış büyük bir parktı. Herkes bu parkta oynamak için can atardı. Eren yolda yürürken ödevini yapmadığı aklına geldi. Bir an duraksadı ve ödevini umursamayarak yoluna devam etti. Sizce Eren'in ödevini umursamayışı doğru mu? Hayır. İlk önce ödevini yapması gerekirdi. Devam edelim. Parkta bir sürü çocuklar vardı. Özge parka gelmenin mutluluğuyla koşuşuyordu. Sonra Fatih ile ip atlamaya başladı. Alperen, Emre ve Muratan da beraber top oynuyorlardı. Eren parka yaklaştığında onu gören çocuklar telaşlanmaya başladı. Çünkü Eren kendi istediklerini arkadaşlarını zorlayarak yaptırmaya çalışıyordu. Onlara kötü davranıyor, onların düşüncelerini önemsemiyordu. Eren parka gider gitmez Emre'nin kırmızı topunu elinden alıp oynamaya başladı. Emre bu duruma çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Emre'nin ağladığını gören ablası Kübra, Emre'nin yanına geldi ve parktaki bütün çocukları yanına çağırarak "Hadi çocuklar, hep birlikte bir oyun oynayalım, kazanana ödül var." dedi. Bütün çocuklar ablalarının etrafına toplandı. Sizce ne oyunu oynayacaklar? Hadi siz tahmin edin. Bakalım ne oyunu oynuyorlar. Emre'nin ablası Kübra çocuklara, "Hepiniz yanınızdaki arkadaşınızın rolüne bürüneceksiniz. Birbirinize rolüne büründüğünüz kişi gibi davranacaksınız." dedi. Herkes yanındaki arkadaşının rolüne büründü. Emre, Eren'in yanına gidip ona sormadan kafasındaki siyah şapkasını aldı ve yere attı. Bu duruma sinirlenen Eren sessiz kaldı. Çünkü Emre'nin rolüne bürünmüştü. Eren şapkasının alınmasına çok kızmıştı ve üzülmüştü. Bu durumun aynısını Emre'ye yaşattığını anladı ve topunu ona geri vererek Emre'den özür diledi. Bu hareketini gören Kübra, "Aferin Eren, bu oyunun kazananı sen oldun. Kendini başkalarının yerine koymayı, zorbalık yapmaman gerektiğini öğrenmiş oldun. Şimdi söyle bakalım, ödül olarak ne istersin?" diye sordu. Sizce Eren ödül olarak ne istemiştir? Bakalım Eren ne istemiş? Eren, "Arkadaşlarımla hep beraber oyun oynamak isterdim ama ödevimi yapmam gerek." dedi. Bunun üzerine Emre, "Birlikte oyun oynayalım, sonra ödevin için ben sana yardım ederim." dedi. Eren çok mutlu oldu. Kübra ablasına sarılarak ona teşekkür etti. Parktaki çocuklar bir araya gelerek hangi oyunu oynayacaklarına karar vermeye çalıştılar. Herkesin ağzından farklı isimler çıkıyordu. Saklambaç, körebe, ip atlama, istop. Bir türlü işin içinden çıkamadılar. Oylama yapmaya karar verdiler. En çok oy alan saklambaç oyununu oynamaya başladılar. Hep birlikte gülüp eğlendiler. Emre söz verdiği gibi Eren'e ödevi için yardım etti. O günden sonra parkta bütün çocuklar neşeyle oyunlarını oynadılar. Hadi hep birlikte 1. etkinliğimizi yapalım. Kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz. İlk kelimemiz empati. Sizce empati nedir? Empati, kendimizi bir başkasının yerine koymaktır. Onun duygularını anlamaktır. Zorba. Zorba nedir? Zorba, kendi isteklerimizi karşımızdaki kişiye zorlayarak yaptırmaktır. Yani Eren'in Emre'ye yaptığı gibi. Oylama. Oylama da fikrimizi belli etmektir. Hatırlarsanız parkta çocuklar saklambaç mı yoksa ip atlama mı gibi oyunlar arasında kararsız kalmışlardı. Bunu oylama yaparak karar vermişlerdi. Bu kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. 2. etkinlik. Cümlelerdeki alt çizgili kelimelerin eş anlamlarını aşağıdaki kelimelerden seçelim. Cümlelerin yanına yazalım. Eren siyah şapkasını çok seviyor. Siyah kelimesi. Bunun eş anlamlısı nedir? Evet, doğru. Kara. Emre kırmızı topuyla parkta oynuyordu. Kırmızı. Kırmızının eş anlamlısı nedir? Evet, al. Kübra arkadaşlarının arasını düzeltti. Arkadaş.
Arkadaşın eş anlamı? Evet, dosttur. Özge büyük parka geldiği için mutluydu. Büyük. Büyün eş anlamlısı ise kocamandır. Bravo çocuklar. Evet, şimdi üçüncü etkinliğimiz. Metnin hikaye anahtarını oluşturalım. Hikayenin adı. Hikayenin adı neydi? Empati oyunu. Kahramanlar. Hatırlıyor musunuz kahramanları? Kahramanlarımız Eren, Emre, Emre'nin ablası Kübra ve parkta oynayan çocuklar Özge, Fatih, Muratan, Alperen. Yer. Yeri hatırlıyor musunuz? Evet, büyük park. Hikayede geçen olay. Hikayede geçen olay, Eren arkadaşlarına zorbalık yapıyor ve empati kurarak onların duygularını ve düşüncelerini anlıyordu. Daha sonra hep birlikte neşe içinde parkta oynamaya devam ediyorlardı. Zaman. Zaman neydi? Bir pazar günüydü. Evet, bravo. Dördüncü etkinlik. Metne farklı bir başlık ekleyelim. Siz olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Ben olsam metne empati ve oyun başlığını koyardım. Siz de fikrinizi yazın ve beşinci etkinliğimize geçelim. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. İlk sorumuz. Eren parka gitmeden önce ödevini tamamladı mı? Hayır, tamamlamadım. Emre neden ağlamaya başladı? Çünkü Eren onun topunu ondan izinsiz alıp oynamaya başlamıştı. Kim ip atlıyordu? Bir düşünelim. Özge ve Fatih. Bravo. Kaç kişi top oynuyordu? Top oynayanlar Muratan, Emre ve Alperen'di. Yani 3. Eren nasıl empati kurabildi? Empati oyunu ile. Bu oyunu ona Emre'nin ablası Kübra öğretmişti. Siz Emre'nin yerinde olsaydınız, topunuzu birisi zorla alsaydı ne yapardınız? Evet, 6. etkinliğimizin sorusu. Bunu düşünelim. Ne yapardınız? Ben olsam, biri benim topumu izinsiz alsa, ona duygularımı söylerdim ve yaptığı hareketin yanlış olduğunu ona bildirirdim. Hadi 7. etkinliğimize geçelim. Tabloyu inceleyerek kimler hangi oyunu oynamak istemiş hep birlikte öğrenelim. Soruları cevaplayalım. İlk sorumuz. Saklambaç oyununu isteyenler, körebe oynamak isteyenlerden kaç kişi fazladır? Bakalım. Saklambaç oyununu 3 kişi oynamak istemiş. Körebe oynamak isteyenler ise 1 kişi. Yani kaç fazla oluyor? Evet, 2. Bravo. İkinci sorumuz. En çok hangi oyun oynamak istenmiş? Tablomuza baktığımızda istop 1, ip atlama 1, körebe 1 ve saklambaç 3. Yani en fazla saklambaç oyunu. Üçüncü sorumuz. Kaç kişi oyun oynamak için oylamaya katılmıştır? Oynamak isteyen kişi adlarına baktığımız zaman Muratan, Özge, Alperen, Eren, Emre ve Fatih var. Bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 6 kişi oyun oynamak istemiş. Bravo! 8. etkinlik. Aşağıda bazı oyunlara ait resimler verilmiş. Resimlerin altına oyunların adını yazın. Hep birlikte bakıyoruz. Birinci görselimizde bir kızın gözleri bağlı ve diğer arkadaşını yakalamaya çalışıyor. Bu oyun size tanıdık geldi mi? Evet, bu oyun körebe. İkinci oyun. Bir çocuk saklanmış ve biri onu gözetliyor. Bu oyunun adı saklambaç. Bravo! Üçüncü oyun. İp atlayan çocuklar var. Yani ip atlama oyunu. Dördüncü görselimiz. Burada bir top var. Bu top size neyi çağrıştırdı? Bravo, futbol oyunu. Beşinci görselimiz. Bu topu biliyor musunuz? Bu top voleybol topu. Yani voleybol oyunu. Diğer görselimizde bir raket var. Yani tenis. Bravo çocuklar. Dokuzuncu etkinlik. Yandaki kutularda verilen kelime ve kelime gruplarından birer tane seçelim. Bunları kullanarak kısa bir hikaye yazalım. Evet çocuklar, bunu size ödev olarak veriyorum. Bunu bir sonraki hafta kontrol edeceğim. Kahramanları, olayları, yer ve zamandan birer tane seçiniz ve bir metin oluşturunuz. 10. etkinlik. Yıldız içerisindeki kelimeleri zıt anlamlarıyla aynı rengi boyayınız. Hadi zıt anlamlı kelimeleri bulalım. Yeni. Yeninin zıt anlamı nedir? Eski. Bravo. Temiz.
temizin zıt anlamlısı. Bakalım nerede? Burada. Kirli. Güzel. Güzelin zıt anlamlısı nedir? Çirkindir. O da burada. Eski. Eskinin zıt anlamlısı yenidir. Ve son kelimemiz kötü. Kötünün zıt anlamlısı nedir? İyi. Bravo. Bunları boyamayı unutmayın. Evet çocuklar, sıra 11. etkinlikte. Şiiri özenli ve okunaklı bir şekilde yazınız. Yazınızın etrafını şiirin size çağrıştırdığı görsellerle süsleyiniz. Çocuklar, geçen hafta öğrenmiştik. Bu şiiri şarkı olarak söylemiştik. Hadi hep birlikte söyleyelim. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Bir bahçe bırakın biz çocuklara, göklerde yer açın uçurtmalara. Bir barış bırakın biz çocuklara, uzansın çarkımız güneşe ve aya. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Evet çocuklar, şimdi bu şiiri özenli bir şekilde içinizden tekrar okuyun ve çağrıştırdığı görselleri bu boş yere çizin. 12. etkinliğimize geçelim. Şimdi sıra sizde çocuklar. 3-4 kişilik gruplar oluşturarak bir oyun tasarlayınız. Bu oyunun nasıl olacağını ve kurallarını yazınız. Oyunun adı, oyuncu sayısı, oyunun kuralları, oyun nasıl oynanır? Ben şimdi bir tane oyun yapıyorum. Oyunumuzun adı kelime bilmece olsun. Oyuncu sayısı da 4 olsun. Oyunun kuralları şu şekilde olsun. 4 kişi ikişerli ayrılsın ve ellerindeki kelimeleri alttaki kelimeleri söylemeden karşı tarafa anlatsın. Oyun nasıl oynanır? Hepinizin eline kağıtlar vereceğim. Altta söylememeniz gereken sözcükleri söylemeden üstteki kelimeyi anlatmaya çalışacaksınız. Hadi oynayalım. Dur. Evet çocuklar, demin sizinle bir oyun oynamıştık. Bunun üzerine 13. etkinliğe geçelim. 13. etkinlikte haydi kukla yapalım. Burada sizinle birlikte bir kukla yapacağız. Malzemelerimiz, istenilen renkte bir adet çorap, mukavva karton, kırmızı keçe, kuvvetli bir yapıştırıcı, oynar göz, pompon, yün ip. Hatırlarsanız geçen hafta size bu malzemeleri saymıştım ve getirmenizi istemiştim. O zaman hep birlikte yapılışına bakalım. Çorabın tam ortasından ağız kısmını oluşturacak şekilde kesiyoruz. Hep birlikte keselim. Mukavvanın 2 adet olmak üzere ağız için kalıp kesiyoruz. Mukavvadan kestiğimiz ağzı keçe üzerine koyarak kalıbını çıkarıp kesiyoruz. Mukavvalardan bir tanesini tam ortasından ikiye katlıyoruz. Katlanan mukavvayı çorabın içine yerleştirerek kenarlarından yapıştırıyoruz. Diğer mukavvayı önceden kestiğimiz keçeye yapıştırıyoruz. Yapıştırma işleminden sonra mukavvayı ortadan ikiye katlayarak diğer mukavvada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Pomponları çorabın üzerine diklemesine yapıştırıp üzerine oynar gözlerimizi yerleştiriyoruz. Dilerseniz pompon kullanmadan sadece oynar göz yapıştırabilirsiniz. Yün ipten küçük bir pompon yaparak saç görevi görmesi için çorabımıza yapıştırıyoruz ve el kuklamız hazır. Çocuklar, yapamadığınız kısmı bana teneffüste sorabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi konumuz Atatürk ve çocuk. 23 Nisan deyince aklınıza ne geliyor? Evet, doğru. 23 Nisan sizin bayramınız. Peki 23 Nisan'ı size kim armağan etti? Doğru, Mustafa Kemal Atatürk. Hadi şimdi hep birlikte onun sözlerini okuyalım. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onları Türk Devleti'nin geleceği olarak belirlemişti. Ülkelerini seven, tarihine saygı duyan, devletini ileri götürmesini istediği çocuklara nasihatler de bırakmıştı. İşte Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler. Geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuklarımıza artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da
başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Evet çocuklar, burada Atatürk'ün çocuklar için söylediği bazı sözleri gördünüz. Haftaya siz de Atatürk'ün çocuk sevgisiyle ilgili sözlerini bir kağıda yazınız ve sınıfta okumak üzere buraya getiriniz. Evet çocuklar, sizinle birlikte dersimiz bitti. Şimdi hepiniz öz değerlendirme formunuzu doldurunuz ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.